Erdoğan biliyorsunuz bir ay kadar önce Suriye'ye operasyon yapma konusunda taahhütlerde bulunuyordu. Seçim öncesi yeniden işte kahraman olmak, yeni fetih havası oluşturmak ve milliyetçi muhafazakar kesimler arasında topraklar fetheden, başka ülkelere giren, işte Osmanlı'yı hatırlatan hareketler çekmek için. Ama bunu ilan ettiği halde Putin'le görüştükten sonra Soçi'de zannederim Ağustos'un başı gibiydi. Putin hayır dedi. Suriye'ye giremezsin. Suriye'de Esed rejimiyle veya Esad rejimiyle görüşerek bir şey yapacaksan yapabilirsin dedi. Net bir uyarı yaptı Erdoğan'a ve bu uyarının hemen akabinde Erdoğan rejimle görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Suriye rejimiyle, Esed rejimiyle ilişkiler, irtibatlar geliştirdiklerini söyledi. En son iki gün önce de Ukrayna'dan dönen Cumhurbaşkanı Suriye'de attığımız her adımda güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, Milli Savunma Bakanımız olarak Rusya ile irtibat halindeyiz dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Yani aslında bu bir yönüyle Türkiye'nin Orta Doğu'da Rusya'nın vesayetine girdiğini, Rusya'nın talimatıyla veya onun alan açtığı kadar hareket edebildiğinin resmi olarak ilanı demekti. Suriye meselesinin hem dünyaya hem batıya hem Türkiye'ye nasıl problemler açtığını ve uzun vadede bu Suriye batağının ne tür maliyetlerinin olduğunu konuşacağız bu bölümde. Ama bununla ilgili gündemle ilgili bir olay daha var. Bugün veya dün gece Alexander Dugin, yeni Avrasyacılık akımının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden bir tanesi, Alexander Dugin'in kızına, ki o da ırkçı, faşist ve babası gibi işte Ukrayna'nın işgalini onaylayan, hatta Ukraynalı diye bir millet olmadığını, Ukrayna'nın Ukrayna diye bir devletin olmadığını, Ukraynalıları ırkçı olarak ırkçı yaklaşımlarla aşağılayan televizyon programlarına katılan bir kadındı. 30'lu yaşlarda zannederim. Onun aracına bomba konuyor ve bombada ölüyor. Dugin kızı Darya Platonova Dugina. Doğrudan kızına mı bir kasıt vardı yoksa Alexander Dugin mi hedeflenmişti? Bu noktada biraz karışıklık var. Beraber yola çıktıkları halde Alexander Dugin'in o araçtan başka bir araca geçtiği, dolayısıyla Alexander Dugin'in hedef alınmadığı gibi bir yaklaşım var. Alexander Dugin ve Yeni Avrasyacılık konumuzla ilgili olduğu için biraz bahsedelim. Yeni Avrasyacılık ve Avrasyacılık şu aslında. Rusya, Avrupa Birliği, NATO gibi yaklaşımlara karşı Moskova'yı merkez alan, Avrupa ve Asya'yı birleştiren yeni bir politik merkez oluşturmak istiyor. Yani Avrupa'nın, Atlantik'in, NATO'nun, Amerika'nın dışlandığı ama Avrupa'nın da Moskova'ya daha yakın olduğu Avrasyacı bir yaklaşım izliyor ve diyor ki gelin diyor Amerika'yı dışlayalım. Amerika bizim kıtamızın ve bizim çevremizin dışında, Atlantik'in öte yakasında bizimle birlikte bütün bir Avrasya, Avrupa'yı ve Asya'yı içine alan bir düzen kuralım diyor. Avrasyacılığın kökenleri aslında 1900'lü yıllara, 1800'lü yılların sonlarına gidiyor ve bu dönemde de bir jeopolitik yaklaşım bu. Moskova merkezli, Türkiye halklarının da desteğini alan Avrupa ve Asya üzerinde yeni bir hegemonya alanı kurmaya yönelik Rus ideolojik yaklaşımı, Rus jeopolitik yaklaşımı bu. Bunu yeniden gündeme getiren Alexander Dugin, önemli bir Rus filozof da diyorlar, önemli bir ırkçı ve ayrıştırıcı olarak da anılıyor ama netice itibariyle toplumlar üzerine ve politikalar üzerinde etkisi olan bir adam. Yani bizdeki biraz Doğu Perinçek'e benzetebiliriz. Doğu Perinçek'in filozof tarafları da olan, akademik tarafları da olan, üretken tarafları da olan bir adam. Ama netice itibariyle her ikisi de benzer dokularda ve zaten çok da iyi anlaşıyorlar. Bu konuda da 15 Temmuz üzerinde de Alexander Dugin'in etkisi var. Zira hemen 15 Temmuz'dan sonra geldi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir toplantıya katıldı ve Binali Yıldırım'la beraber poz verdi. 15 Temmuz üzerine açıklamalar yaptı. Hatta 15 Temmuz'dan sonra artık Türk ordusu üzerindeki NATO artıklarının temizlendiğini ve Türkiye'nin NATO ve Batı safrasını üzerinden attığını filan anlatan bir açıklamaları oldu. Bu konuda hemen o 15 Temmuz'u müteakip yazdığım benim Putin, Dugin ve 15 Temmuz isimli bir makalem vardı. Benim WordPress web sayfamda
Google'dan tararsanız onu bulabilirsiniz. Orada Alexander Dugin ve Avrasyacılık üzerine daha çok anlatımlar var. Avrasyacılık yaklaşımı Putin'le de ilgili. Çünkü Putin de bu Avrasyacı stratejiyi önemli oranda uyguluyor ve Avrupa'yı kendi yanına çekip Amerika'yı Avrupa'nın himayesinden koparmak, NATO'nun altını boşaltmak ve zayıflatmak istiyor. Trump'la ilişkisi, Trump'ı desteklemesinin sebebi de bu. Bu stratejiye hizmet edecek. Bütün liderleri, ayrılıkçı liderleri destekliyor, ırkçıları destekliyor, yabancı düşmanlığını destekliyor. Yani demokratik olmayan, hukuka riayet etmeyen Batı dünyasında ne kadar lider varsa bunları destekliyor ki kendi Avrasya stratejisine bir zemin oluşabilsin. Alexander Dugin'in kızı için elbette üzüldük ama Dugin ve Dugin ailesi böyle bir özelliğe sahip. Soçi'de Putin'le görüştükten sonra Erdoğan'ın Suriye ile ilgili politikalarında değişimler devam ediyor. Mesela bugün bir iddia vardı. Erdoğan, Esad ve Putin Özbekistan'da bir araya gelebilir. Yani Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi Putin'in talimatıyla biraz da. O kadar büyük sözler, laflar ettiler. İşte Emeviye Camii'nde namaz kılacaklardı. Halep 82. vilayetimiz olacaktı ve 82 numarasını verecektik filan. İşte yeniden Neo-Osmanlıcılık genişleyecekti, fetihler başlayacaktı. Ama 11 yıl süren Suriye Savaşı'nın sonunda eksi toplamlı bir sonuç ortaya çıktı. Bu dış politikada ve şirketler yönetiminde sıfır toplamlı oyun diye bir teori var. Yani yaptığınız şeyler günün sonunda hiçbir kazanç getirmez. Sıfıra sıfır elde var sıfır derler ya. Suriye'de meydana gelen son 11 yılda Türkiye'nin müdahil olduğu ve Türkiye'nin iç savaşı desteklediği, ayrılıkçı, çoğu zamanda radikal grupları desteklediği bu mücadele aslında eksi toplamlı bir oyuna dönüştü. Yani Suriye'de çıkan bu problemin sonucunda ne Suriye halkı kazanabildi, ne bölge kazanabildi, ne Türkiye kazanabildi, ne Batı kazanabildi. Çünkü Batı'nın desteğiyle Türkiye buraya biraz da girdi. Kazanan birkaç tane aktör var. Bunlardan bir tanesi mutlak manada Putin ve Rusya. İkincisi İran kazandı. Ama diğer aktörler bütünüyle kaybettiler. Bu ilişki devam ediyor. Yani Rusya Türkiye ile Suriye'yi buluşturma, Esed'le Erdoğan'ı buluşturma noktasında ciddi adımlar atıyor. Ümit Özdağ'da 1,5 milyon Suriyeli'ye bu arada vatandaşlık verildiğini söylemiş ki Erdoğan iktidarı Suriyelilere ve Afganlara da veriyor vatandaşlığı. Kendilerine oy verme ümidiyle veriyor. Muhtemelen de vereceklerdir.